Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ekrem Başkan oldukça güzel bir konuşma yaptı ve hepimizi heyecanlandırdı. Teşekkür ederim. Ne için iktidar? Ne için iktidar? Kadın erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. İktidar adalet için iktidar. Hukuk için iktidar. İnsanlar için iktidar. Dezavantajlı gruplar için iktidar. Başı açık, başı kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kucaklaşmak için iktidar. Kavga etmemek için iktidar. Her evde huzurun, bereketin olması için iktidar. Evet, iktidar halk için iktidar. Millet için iktidar. İktidarın Teşekkür ederim. Başkan dedi ki Kılıçdaroğlu Bağcılar'ı çok seviyor. Evet, İstanbul'u da seviyorum, Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da yaşayanları da seviyorum. Oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse endişe etmesin. Oy versin vermesin. Nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin. Biz harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz. Biz atama bekleyen öğretmenleri Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi onları öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimiz var. Onlara görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için. Ekrem Başkan, evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, evet İstanbul'a hizmet veriyor ama Ekrem Başkan'la beraber bütün belediye başkanlarımız soluğu depremde hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Herkese hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Osmanlı İstanbul hepimizin göz bebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Allah nasip ederse Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da aynı zamanda görevini yapacak. O zaman İstanbul'a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak. Ve hedef İstanbul diyecek. Hedef Türkiye diyecek. Hedef kalkınma diyecek. Hedef büyüme diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek. İkinci adayımız, Cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur. Evet, Mansur Bey. Mansur Yavaş elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki iki başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda Cumhuriyetimizin en önemli yılında, yani 100. yılında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de, İki kadim kente de hizmet verecekler.
Efendim. Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim, zor durumda olduğunuzu biliyorum. Geçim sıkıntısını biliyorum. İşsizliği biliyorum. Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, hazineden çalınan o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. Gelmesin Kılıçdaroğlu, gelmesin diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum. Ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları. Sizlersiniz. Beraber, birlikte adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz. Emin olun, emin olun, bunu gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkan, uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Gerçekten hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hizmetini yaptı. Göreceksiniz, aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum. Birlikte yapacağız. Birlikte ve beraber yapacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Güzel bir fotoğraf değil mi? El ele, hep birlikte güzel yarınlara, ülkemizin ve şehrimizin güzel yerlerine. Değerli misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapımı tamamlanan Ebu Bekir Meydanı ile İBB Kadın Bağcılar'ın açılışını böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanı yardımcımızı alkışlarımızla uğurluyoruz. Her şey çok güzel olacak diyor.